Arta TV'den günaydın sevgili izleyiciler. Bugün 31 Ocak 2022 Pazartesi 197. gün başlıyorla karşınızdayız. Ocağı da bitiriyoruz bugün. Yarın 1 Şubat'la başlıyoruz. Evet, 1 Şubat'ta neler olacağını şimdiden söylemeyelim, en azından kalsın. Bugün gazetelerle başlayalım. Bugün elimizde her zaman okuduğumuz Yeni Yaşam'ı bulamadık bugün. İnternette de bulamadı arkadaşlarım. Onun için Evrensel'le başlayalım. Yeni Yaşam eğer sonradan düşerse internet ortamına, onu da diğer gazetelerin arasında okuruz. Evrensel'in manşeti sevgili izleyiciler. Sistemin son kurbanı Murat Öğretmen. Atanamayan öğretmenlerin dramı. 150 bin açık var. 700 bin öğretmen atama bekliyor. 4 yıldır atama bekliyordu. 28 yaşındaki atanamayan öğretmen Murat Kaya'nın hayatına son vermesi atama sorununu yeniden gündeme taşıdı. Kaya 4 yıldır atama beklediği öğrenildi. Resmi makamlara göre 150 bin civarında öğretmen açığı var. Murat Kaya gibi 700 bin öğretmen atama bekliyor. Atanmayanların, bekleyenlerin sayısı her yıl artıyor. Ülkenin öğretmene ihtiyacı var. Öğretmenin ilk ihtiyacı var. Öğretmen var. Çocuklar okulda öğretmenlerini bekliyorlar. Öğretmenler okuldan mezun olmuş ve sınavı da kazanmışlar, KPSS sınavlarını, ve sadece atanmasını bekliyorlar. Ve buna da diyorlar ki biz devleti yönetiyoruz. Yazıklar olsun. Bu çocukların hepsi, aslında intihar edenlerin tümü cinayet kurbanıdır ve katiller de bunları atamayanlardır. İşten atıldı, kargoda işine başladı. Atanamadığı için özel bir okulda asgari ücretin altında çalışmaya başlayan bir öğretmen ise gazetemize şunları anlattı. Pandemi sürecinde okullar kapanınca işten çıkarıldım. Geçinemiyordum. Kargo şirketinde çalışmaya başladım. Öğretmenlik hayal. Bugün koşullarında öğretmenlik bağlamındaki kişileri hiçleştiriyor demiş. Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenlere işe iade hak gaspı. İşe iade kararı alındı. Buna göre yine atamıyorlar. Başında işte Erdoğan'ın olduğu bir devlet oldu mu bütün her şey normal karşılanıyor. Artık sözde farklılıklara bile tahammülü yok. Adalet Bakanı ve TÜİK Başkanı'nın görevden alınmasının artık tek adam rejiminin sözde farklılıklara bile tahammülü olmadığını gösteriyor. Kişilerin göreve getirilmesi ve görevden alınması tek adama biat ve bir günah keçisi ihtiyacı olduğu ortaya çıkmaktadır. Medya ile ilgili genelgede baskının arttırılacağı bir döneme girdiğimiz anlamına gelmektedir, diyor İhsan Çaralan bugün 3. sayfadaki yazısında. Evet. Gidene badem gözlü muamelesi yapma ayarsızlığı Gül içinde gecikmedi. Sayısız hukuk davasında Gül döneminde olguları, iktidar içi çekişmelerle birlikte görev süresi Erdoğan'ın politikalar açısından ciddi hizmetleri oldu ama artık giden badem gözlü olur. Çünkü gelen Bekir Bozdağ bir parlak sicile sahip değil. Önce konuşup bazı insan hakları konularında, özellikle o parlak yıllarda Bekir Bozdağ'ın da şeyi var, meclis kürsüsünde bir Fethullah Gülen güzellemesi var. İnanılmaz. İnanılmaz. Ateş İlyas Başsoy onu Gri Türk hesabında paylaşmış. İsterseniz girip Instagram'dan bakın. Bizim de arkadaşlarımız bulunca getirecekler onu şimdi ekranlara. Ve bu adamlar hiç utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki Fethullah'ın siyasi ayağı CHP'dir, Bay Kemal'dir. İşte bilmem nereden geçerken Fethullah Gülen de arka sokaktaki evinde oturuyordu falan. Ön sokaktan, öbür sokaktan da Kemal Kılıçdaroğlu geçiyordu. İşte bu da Fethullahçılığı. Düşünün, Fethullah Gülen aleyhinde
haber yaptıkları için dava açılan Cumhuriyet Gazetesi hem de Fethullah Gülen savcıları tarafından. Daha sonra Fethullah Gülen'e üye olmamakla beraber yardım yataklık davası açıldı Cumhuriyet'e. Ve davayı açan savcı da Fethullah Gülen örgütünün üyesi olmaktan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor. Yuh artık, değil mi? Ama bunlar Türkiye'de oldu. Daha başkaları da oldu. Çünkü Erdoğan ne yaparsa yeridir deniyor. Erdoğan, evet tamam biraz şey ama oldu. Evet, karın tokluğuna çalışmak istemiyoruz. Trendyol'da çalışan kuryelerin bu sağ üstündeki haberler, tepkileri, ortak açıklama yapmışlar. Hendek'te karar duruşması bugün, havai fişek patlamasında 7 kişi hayatını kaybetmişti. Ve bu büyük faciadan önce de sayısız kaza olmuştu orada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şirketin sahibini arayıp taziyeler için iyi dileklerini belirtmişti. Adli Tıp Kurumu siyasi sahikle mi davranıyor? Kesinlikle öyle. Aysel Tulluk için Adli Tıp Kurumu bir türlü karar vermiyor. Eşit ve Birsek aynı tepkiyi vermeliyiz. Kolluğun kullanıldığı araçların çarpması sonucu yaşanan ölümlere tepkili olan Diyarbakırlılar, Eşit ve Birsek İstanbul'da bir gencin başına gelen olayın aynısı Cizre'de yaşandığı zaman aynı tepkiyi verebilmeliyiz. Evet, güvenlik kuvvetlerine ait bir araç yolda giderken Kürt çocuklarını ezerek öldürüyorsa, Türk çocuklarını da ezerek öldürmeyi düzenli hale getirmiş gibi tepki vermeliyiz diyor. Haber bu. Ukrayna ateşine benzin. İngiltere hükümeti Rusya'nın Ukrayna sınırında asker yığmasına yanıt verme gerekçesiyle NATO için bölgede büyük bir askeri konuşlanma yapacağını açıkladı diyor. Ve plastik yangınları zehir saçıyor. Geçen yıl plastik ve geri dönüşüm fabrikalarında 121 yangın çıktı. Fotoğraflı haber bir günde de var. Burada da yer alıyor. Evrensel'in birinci sayfasını bitirdik. Şimdi sırada Bir Gün gazetesi var sevgili izleyiciler. Bir Gün'ün manşetinde de hayat beşli çeteye güzel. Bu kadar evet, karayolları dev ihalesini beşli çeteden Kalyon'a bağlı şirkete verilmesi için her yola başvuruldu. AKP'li Kocaeli ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin enerji ihalesini ise Cengiz'in ortağı olduğu şirket aldı. Detaylıca okuyalım buradan. Yargı kararına rağmen bunlar yapıldı. Kamu ihalelerinin pazarlık yöntemiyle yandaş şirketlere verilmesinin çarpıcı bir örneği daha ortaya çıktı. Karayollarının 1.3 milyar liralık ihalesi Kalyon'a bağlı RYS İnşaat'a verildi. Danıştay pazarlık usulü ihale edilemez vurgusuyla ihaleyi iptal etti. Ardından tam 8 ay sonra aynı iş acil denilerek yine pazarlık yöntemiyle aynı şirkete verildi. Hiçbir kanun, yasa, anayasa hiçbir şey tanımıyorlar. Bu kararda pes dedirten 1.3 milyar liralık Erzurum Aşkale ayrımı, İspir Devlet Yolu, Kırık Tüneli ve bağlantı yolları yapımı, ikmal işi ihalesi Sayıştay denetimine takıldı. Usulsüzlüğe dair denetçiler yargı kararının arkasından dolandığına vurgu yaptı. Acil iş gerekçesinin anlamsızlığı da ortaya çıktı. Peki utanıyor musunuz bu yaptığınızdan? Hayır. Neden? Çünkü hem Türkiye'nin bir özelliği var. Murat Anbungan yıllar önce söylemişti. Türkiye'de her şey olabilirsiniz. Türkiye'de dememişti, bu ülkede demişti. Yani bu ülkede biz burada yaşadığımıza göre Türkiye demektir. Türkiye'de her şey olabilirsiniz ancak rezil olamazsınız. Ne yaparsanız yapın. İşte AKP iktidarı bunun 20 yıllık örneği olarak önümüzde duruyor. İşte bunlar, yani bunlar bir hükümeti olduğu gibi devirir götürür. Çocuğu alet ettiler. İşte bir rezil olmama hali de bu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'daki toplu açılış töreninde sahneye çıkarttığı bir çocuk CHP lideri Kılıçdaroğlu için hain dedi. Törende sahneye küçük bir çocuğun çıkartılması ve eline mikrofon verilmesi tepki çekti. Cumhuriyet Halk Partisi Erdoğan'ı kınadı. Kılıçdaroğlu ise kamuoyuna çağrıda bulunarak küçük çocuğumuzla ilgili kötü söz söylemeyin dedi. Evet, onu korumak da hakarete uğrayana kalıyor. Erdoğan bir adım atmış tabii. Yine bir Karadeniz toplantısında elinde mikrofon varken çocuğun kafasına mikrofon da şöyle eliyle vurmuştu. Burada mikrofonu eline vermiş ama herkes şuradan servis yaptılar. Mikrofon verin bana diye bağırıyor. Halbuki ondan bir öncesi var. Erdoğan diyor ki bu konuşmaya başlayınca Kılıçdaroğlu falan diye ezberletmişler çocuğa. Ondan sonra al diyor mikrofondan söyle diyor. Cumhurbaşkanı yapıyor. Cumhurbaşkanının hani yanındaki koruması, yardımcısı, asistanı, milletvekili falan yapsa bunu skandal. Kendisi yaparsa rezalet. Evet. Bir günde devam edelim. Vaka 100 bine dayandı. Endişeye gerek yokmuş. Günlük vaka sayısı 100 bine dayandı. Her gün bir uçak dolusu insan ölüyor. Ancak omikron pandemide sona gelindiğini iddia eden Bakan Koca, endişeye gerek yok. Biz ölmüyoruz diyor ya. Türk Tabipler Birliği Sağlık Bakanlığı'nın politikaları nedeniyle ölüyoruz. Evet, 10 günlük COVID-19 bilançosunu da vermiş 20 Ocak'la 29 Ocak arasında. Vaka sayısı 71 bin 20 Ocak'ta. 29 Ocak'ta yani dün önceki gün cumartesi günü 94 bine çıkmış vaka sayısı, ölüm sayısı 174'e çıkmış. 9 gün önce ise 166 imiş. Evet, zehir soluyoruz, lastik yakma, bunun fotoğrafı daha güzel. Plastik ve geri dönüşüm fabrikalarındaki yangınların listesi. Sini çıkartarak yangın haritası oluşturuldu. Buna göre 2021'de tam 121 yangın çıktı. Yangınların en çok yaşandığı iller İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Adana olarak sıralandı. Haritayı hazırlayan Çukurova Üniversitesi'nden doçent doktor Gündoğdu, bu sektördeki fabrikalar her 2-3 günde bir yangın çıkıyor. Çok miktarda zehirli kimyasal besin zincirinden içme suyuna kadar her yere geçiyor. Önlem alınması gerekli. Çünkü yanıp havaya gitmiyor, tekrar yere düşüyor. Onlar yere geliyor. Halka artık huzur verin başlıklı haber. Cumartesi günü yayınlanan, cuma gecesi daha doğrusu yayınlanan genelge ile ilgili resmi gazetede yayınlanan sansür niteliğindeki basın ve yayın faaliyetleri genelgesine tepkiler büyüyor. İdare hukukçusu Profesör Doktor Metin Günday, milli ve manevi değerlere uymayan yayınlar için gereğinin yapılması yönündeki genelgenin hukuksuz olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partili Muharrem Erkek, kendi gibi düşünmeyene karşı sürekli baskı içindeler ifadesini kullandı. İzmir Barosu, iktidara sesleniyoruz. Ülkenin kalan bir avuç neşesini, düşmanlığını artık bir an önce sonlandırın, halka huzur verin açıklaması yaptı. Bir de ayrıca bu milli ve manevi değerlere uymayan yayınlar, bunun ölçüsünü kim koyacak? Milli ve manevi değerlere. Eğer AKP'yi eleştiriyorsan, Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyorsan, ailesini eleştiriyorsan, oğlunu, bankadaki parasını, bu milli ve manevi değerlere saygısızlık oluyor. Neden milli? Çünkü Cumhurbaşkanı. Neden manevi? Çünkü dindar. Aynı zamanda halife. Onu öyle takdim ediyorlar.
Dönelim gazeteye. Yaşam hırsızları AKP'nin eğitim politikaları nedeniyle öğrencisinden uzak kalıp yaşamına son veren öğretmenleri bir kişi daha eklendi. Urfa'nın Biricik ilçesinde Mustafa Kaya adlı ataması yapılmayan 28 yaşındaki rehber öğretmen yaşamına son verdi. Çok acı. Solun zaferi onların iflasıdır. Bir gün çeviriden bu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Güney Amerika stratejisi ilerici yönetimlere saldırmak üzerine kurulu. Fakat başarısız olduğu bölgede solcu hükümetler birbiri ardına zaferler kazanıyor. Güvenilir gazetecilik için yeni bir yolculuk. Faruk Bildiric'in ilk yazısı. Evet, iyi bir haber verelim size. Bizim de cuma günleri konuğumuz olan Faruk Bildirici. Bugün itibariyle medya ombudsmanı olarak göreve başlıyorum. Görevim etik denetim ve okurla çıkacak anlaşmazlıklarda hakemlik yapmak. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hak ve Sorumluluk Bildirgesi dayanağım olacak. Gazeteciliğin itibarını arttırmak için çıkıyoruz bu yolculuğa, diyor Faruk Bildirici 10. sayfada. Bir günü de tabii ki eleştirecek. Yani sadece bir günle kalmamasını, yani internet sayfasındaki açı genişliğini burada da kullansın diyoruz. Evet, uzun bir köşe yapılmış. Evet, bunu da gösterelim buradan şöyle. Bu buradaki böyle sayfanın evet sağdaki uzun yazı Faruk Bildirici'nin. Biraz da fotoğraf kullansalar güzel olur herhalde. Neler söylemiş Faruk Bildirici bugün? Sedat Simavi'den sonra Hürriyet'i devralan Erol Simavi babasının sözlerini Cağaloğlu'ndaki Hürriyet binasının duvarlarına nakşetmişti. Kaleminle daima efendi kal, uşak olmamaya gayret et, mecbur kalırsan kalemini kır ama satma, demişti Sedat Simavi. Evet, Faruk Bildirici'nin yazısı bugün bir gün 10. sayfasında ve Faruk'a hem hoş geldin diyorum, bir gün yazarlarından biri olarak 16 sene oldu, hatta 17'ye girdik. Aynı zamanda da bir gün okuru olarak hayırlı olsun diyorum. Sevgili izleyiciler, bir günün arka sayfasında da bir spor tarihi fotoğrafı var. Çok da güzel bir fotoğraf. Medvedev'i yenen Rafael Nadal tarihin en fazla Grand Slam kazanan sporcusu oldu diyor. Tenisçisi oldu diyor. Bunu arkadaşlarım gösteremez. Ben buradan göstereyim. Çok da güzel bir sayfa. Fotoğraf da harika. Dün de eminim maçı izlemişsinizdir. Avustralya açık tek erkekler finalinde Medvedev'i geriden gelip 2-0 geriden gelip yenen Nadal tek erkekler tarihinin en fazla Grand Slam kazanan oyuncusu oldu. Burada kendi döneminin yıldızları Federer ve Djokovic ile 20'şer Grand Slam'de eşittiler. 21'i ilk geçen o oldu. Ama Djokovic yetişecek gibi gözüküyorken aşı yaptırmadığı için Avustralya'ya alınmadı bu yıl. Dünya bir numarası ve yasalara da aykırı davrandığı için 3 yıl Avustralya'ya girmesi yasaklandı. Yani 4 tane büyük turnuva var. Avustralya, Roland Garros, Fransa ve Wimbledon, İngiltere, sonra da Amerika açık. Bunlardan birine katılamayacak. Hep üçünde katılacak. Ayrıca Nadal'ın bir de Fransa toprak zeminde Fransa açık turnuvasını da kazanma sayısı 12. 12 kez. Bunu herhalde kimse geçemez. Cumhuriyet'le devam edelim. Cumhuriyet'in birinci sayfasında 32 yıl önce kaybettiğimiz bir değerimiz var. Muammer Aksoy. Evet. Yaşamı boyunca tam bağımsız Türkiye mücadelesi veren laikliğin Yılmaz savunucusu, ödünsüz Kemalist Profesör Doktor Muammer Aksoy bugün özlemle alınacak. Aksoy için
Gümüttü başında anma töreni yapılacak Profesör Muammer Aksoy'a saygıyla söyleşisinin ardından yılın Atatürkçü ödülleri törenle düzenlenecek diyor. Evet, biz de Muammer Aksoy ile ilgili programın ikinci bölümünde bir anma yapacağız. Manşette ise yine Erdoğan'ın Erdoğanlığı var. Ona artık Erdoğanlık diyeceğiz. Başka bir şey yapamayız. Evet. Erdoğan'ın mikrofon uzattığı 11 yaşındaki öğrenci Kılıçdaroğlu'na hain dedi. Çocuklar temiz, siyaset kirli. Siyaset değil, AKP siyaseti desek daha doğru olur. Gülerek karşıladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesme törenine katılan AKP'li bakanların çocuğun konuşması sırasında güldüğü görüldü. Çocuk sahnedeyken Erdoğan'a babasının uzun süredir cezaevinde olduğunu ve onu göremediği için özlediğini söyleyip yardım istedi. Trabzon'da katıldığı törende istediği tepkiyi alamayınca bu az oldu diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını kısa kesti. Erdoğan'ın kurdele kesme töreninde mikrofon uzattığı çocuk elinde oyuncakla arkadaşlar bu Bay Kemal Cumhurbaşkanı amcamın karşısında o hain adam. Buradan buradaki adama oyunuzu verin dedi. Olaya ilişkin CHP lideri Kılıçdaroğlu partililere lütfen küçük çocuğunuzla ilgili haberleri paylaşmayın. Kötü söz söylemeyin. Çok daha küçük, o daha çok küçük talimatını verdi. Piyanist Fazıl Say video izleyince dehşete düştüğünü söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi açıklamasını yaptı. Evet. Erdoğan da gülüyor, çok mutlu. Hatta onu teşvik eden Erdoğan, onu göreceğiz. Sözcü yayınlandı onun. Zam yağmuru geldi. Cumhuriyet'in ikinci başlığı bu. Kurun köpüğünü aldık. Enflasyon sırada denilse de fiyatlar yükseliyor. 29 Aralık'ta %69, zeytinyağda %60, bu et de %69, sütlü süt mamullerinde %53 diyor peynirlerde. Kar bahane, kar şahane. AKP'liye İBB'den müfettiş incelemesi. Barış Terkoğlu'nun yazısı bu. Müjdat Gezen yıllar sonra merhaba Cumhuriyet diyor. Zoru severim, hoş bulduk. Hoşça zaman geçireceğimizi umuyorum diyor. 12. sayfada bugün yazısı var. Cumhuriyet sıkıntılı günler geçiriyor bugünlerde. Evet. Polis Katar'ın emrinde Türk Emniyeti Şeyh'in yasa ve yargılarına tabi olacak. Nasıl? 2022 FIBA Dünya Kupası güvenliğinin sağlanması için Türkiye Katar'a 3250 kişilik polis gücü gönderecek. Katar'da görev yapacak Türk Emniyet personeli görevlileriyle ilgili Katar'daki Türk amirlerine bu ülkede bulundukları süre ise Katar yasalarına yargı ve yetkisine tabi olacaklar. Yani dini bir devletin personeli olacaklar orada da. Tarihi yakınlaşma haberi de İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog, İsrail Birleşik Arap Emirlikleri'nin normalleşmesi kapsamında Veliaht Prens Muhammed Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı düzenindeki ilk resmi ziyaret için Abu Dhabi'ye gitti. Evet, Cumhuriyet'in birinci sayfa haberleri böyle. Şimdi Sözcü'yle devam edelim. Sözcü'nün manşetinde ise bunu da gördük, başlığı yer alıyor. Mikrofon verilen 8-9 yaşlarındaki çocuk Kılıçdaroğlu'na hain dedi. İktidar sadece dini değil, çocukları da siyasete alet ediyor. Başlık olarak bunu görmüşler, bunu başa çıkartmış Sözcü gazetesi. Sözcü'nün kendi televizyon sayfasında da bunun görüntülü fotoğrafı var. Erdoğan eliyle mikrofonu uzatıyor, ötekiler de pişmiş kelle modunda sırıtıyorlar.
Milletin ağzındaki lokmayı, cebindeki parayı aldınız. Millet açım diye bağırıyor. Bu da Kılıçdaroğlu'na ait. 160 bin liralık maaştan oldu. Tarım Kredi Kooperatifi müdürü iken 10 yerden 180 bin lira maaş alan AKP'li eski vekil Fahrettin Poyraz görevinden alındı. Poyraz 20 bin lira emekli maaşına kaldı. Vah vah vah. Evet. Elektrik zammını protesto edince gözaltına alındı. AKEDAŞ hırsızdır, zulme sessiz kalanlar da hırsızdır demiş. Adıyaman'da Erdal Serbaş 7100 liralık elektrik faturası gelince marketinin önünde astığı şirketi protesto eden pankart yüzünden bu zulme sessiz kalanlar hırsızdır diye yazdı, karakola götürüldü. Evet. O da milli manevi değerlere aykırı davranmış. Yeni Çağ gazetesine bakalım. Yeni Çağ'ın manşetinde market baskınlarıyla pahalılığı önleyemezsiniz başlığı var. Evet. Gıda fiyatlarının ancak üretim artırılarak düşürebileceğini dikkat çeken Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Remzi Suiçmez, tarımın altyapısı sorunların çözülmeden yapılan her hamle gündemi saptırmaktan başka bir işe yaramaz diyor. Altında da kısa haberler var. 500 bin çiftçi tarımdan koptu, az buz değil. Maaş artışının %43'ü de eridi. Ve Trabzon'daki skandalla açılışta rezalet başlığını atmış. Evet. Ama gene ben Murat Anbungan'a gidiyorum. Rezil olamazsınız. Her şey olabilirsiniz bu ülkede ama rezil olamazsınız diyor büyük şairimiz. Ne kadar doğru. Evet, Yeni Çağ'da bitirdik. Bir tane Yeni Yaşam okuyalım şimdi şuradan. Bakın Türkiye nasıl farklı görülüyor. Yeni Şafak'ın sür manşetinde Bay Kemal yalancılığını ispat etti. Nasıl ispat etti? Ben söylüyorum ya diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan YouTube kanalında bir ihale ile ilgili sahte belgeler yayınlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu için şu ifadeleri kullandı. Bay Kemal yalancılığını ispat etti. Şimdi bunlar sevgili izleyiciler şöyle söylüyor. Budur, hadi Allah'a ısmarladık diyor. Bizim söylediğimiz doğrudur. Nasıl ispat etti? Sen ıslak imza, ben diyor ihaleleri imzalamam diyor. Ne yaparsın? Sözlü talimat veririm. Ama belge ortadaydı ve bunda çıktı, söyledi. Şeyde de İstanbul 31 Mart seçimi, 2019 seçimlerinde aday Binali Yıldırım dedi ki gece 11'de çıktı. Seçimi biz kazandık, ben yatmaya gidiyorum, hadi Allah'a ısmarladık dedi. Ya öyle mi falan? İmamoğlu durun dedi, daha öyle bir şey yok ortada. Ve sonra kaybettiği ortaya çıktı ve bütün İstanbul'u, İstanbullular hatırlıyordur, bütün İstanbul'u işte gönül belediyeciliği kazandı. Tebrikler, hazırlamışlar hepsini. Yani atı alan Üsküdar'ı geçecekken sonra at tökezledi ve yalap şap suyun içine düştüler, geçemedi. Şimdi Erdoğan'la ilgili görüntüler de gelmiş. Bu gazetelerde okuyamayacağız, kalan gazetelerde Milliyet, Hürriyet, Posta ve Sabah. Erdoğan'ın bu rezaleti yer almayacak. Ben Sabah'la devam edeyim, sonra kararı okuyacağım. Sonra da o görüntülerini sizlerle paylaşalım. Erdoğan, Bay Kemal yalancılığını ispat ettin. Belli ki şeyden, Fahrettin Altun'dan, propaganda bakanı, AKP'nin Göbels'i. Fakat çok kabiliyetsiz Göbels tabii. Yani onu incelese çok daha iyi olurdu. Diyor ki Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun ihale iddiasına Trabzon'dan cevap verdi. Bir kağıt gösteriyor, güya altında benim imzam var. Ben ihaleleri imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin. Varsa peki, o da şöyle diyecek, zaten onu o zaman atmışım, o çok eskiden de falan filan diye gider. Ve
çocuğun eline mikrofon vererek konuşturmasını da hiç bir gazetede yer almamış. Demek ki utanıyorlar. Bunlar en azından bu var yani, utanmış. Hadi bakalım biz onu izleyelim, birlikte görelim nasıl rezil olunmaz Türkiye'de. Hemen mikrofonu verin. Arkadaşlar, bu Bay Kemal'in Cumhurbaşkanı amca, Bay Kemal Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain. Burada adam en iyi adam. Ona oyunuzu verin. En iyi. Evet, bir iktidar eğer seçim konuşmalarında 10 yaşındaki çocuğun aklına, fikrine, zekasına kalmışsa o artık işi bitmiş demektir. Bunu da buraya koymasalar ne fark eder? Evet. Karar Gazetesi'yle devam edelim sevgili izleyiciler. Bu neyin faturası diyor? Ekonomideki ihaleleri, ekonomideki yangın haneleri tutuştururken artık binlerce liraya ulaşan elektrik, doğalgaz faturaları vatandaşı isyan ettirdi. Biz bu yükün altından nasıl kalkalım? Tepkileri yayıldı. Vahim gidişat, yönetimdeki hatalı politikaların ötesine geçiyor. Uzmanlar faturalardaki rakamların küçük kısmının tüketim, büyük kısmının uzun süredir yapılan yanlışların toplamı olduğunu belirtiyor. Yönetemiyorlar ve yönetemediklerini de bilmiyorlar. Fabrikalar yanıyor, zehri bize kalıyor. Omikron'a güvenme, aşıdan vazgeçme başlığı da sürmanşette yer almış. Ve Karar Gazetesi ortadan gitmiş. Bay Kemal, ben ihalelere imza atmam. Çocuğun fotoğrafını da koymuş ama başlığı, esas başlığı ıskalamış. Erdoğan Trabzon'daki konuşması sırasında kürsüye çıkarılan 10 yaşındaki çocuğun CHP liderine dair sözleri hükümete yönelik sert tepkilere yol açtı. Kılıçdaroğlu, çocuğumuzla ilgili kötü söz söylemeyin dedi. Evet, Erdoğan ve Altyapı Bakanı ikisi de gayet mutlu. Kürsüden hakaret ettirilen çocuk tepkisi, bu mu sizin ahlakınız? Bu mu bizim ahlakımız demiş Davutoğlu, Gelecek Partisi lideri. Küçük çocuk dedesi yaşında kişiye hakaret ediyor ve yanındakiler büyükleri gülerek izliyor. Bu mu bizim ahlakımız? Çocukları siyasete alet etmeyin, onların saf ve temiz yüreğini kirletmeyin demiş. Karamollaoğlu da temiz yürekleri siyasetin kirli sözlerine kalamayın. Erdoğan için kesinlikle dava açılması gerekir. Bu konuda çocuk istismarı davası, çocuk istismarları nasıl oluyor da örneği var. Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet'in bugün enerji eki var. Bayağı kalın bir dergi. Buraya koyuyorum. Ve bunlar da tıraş yapmıyor artık. Böyle kalça göğüs fotoğraflarıyla. Çünkü mutasip bir iktidar var ve bunlar hoş karşılanmıyor. Bir yandan da eski klasik babayla geleneği sürdürmek istiyorlar ve olmuyor. Evet, Milliyet'te eski Milliyet'ten kalan tek şey 1 Şubatlar. Yarın Abdi İpekçi'yi anıyoruz mezarı başında. 1 Şubat'ta evinin önünde orada silahlı saldırıcıya katledilen gazetemizin kurucu genel yayın yönetmeni Abdi İpekçi ölümünün 43. yılında yarın Zincirlikuyu mezarlığındaki kabri başında anacağız. Biz de 40. yıl dönümünde burada bir hayli kapsamlı bir programla anmıştık. Abdi İpekçi'nin vurulduğunda Abdi İpekçi öldürüldü başlıklı haberi yazan Milliyet'in haber müdürü Zeki Sözer, Abdi İpekçi davasının sonradan katılan avukatı Turgut Kazan bizimle beraber olmuş ve o davalarla ilgili müthiş açıklamalar yapmışlardı burada. Ve Abdi İpekçi'nin kişiliği hakkında da o programı yarın da sizlerle bir bölümünü paylaşacağız. Ve Erdoğan haberleri yine kırmızı zeminli.
Erdoğan köşesi yapmışlar. Yalancılığın ispat ettim Bay Kemal. Geçelim. Evet. Hürriyet'e bakalım şimdi. Hürriyet'ten sonra da gazete Pencere'yi okuyacağız. Evet. Hürriyet'in en üst köşesinde Avustralya açığı kazanarak 21. büyük turnuvasını zaferle ayrılan Rafael Nadal var. Rekorun sahibi Nadal 21 Grand Slam kazandı. Avustralya açık tenis turnuvasını kazanan Nadal Rus rakibi Medvedev'i 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi. İspanyol raket Rafael Nadal bu zaferiyle bir rekora imza atmış bulunuyor. İspanyol raket 21. Grand Slam şampiyonluğunu kazanarak rekor kırdı. Nadal tarihin en çok Grand Slam turnuvası kazanan tenisçisi oldu. Bir süre böyle gidecek. En azından Fransa'ya kadar böyle gidecek. Fransa açık tenis turnuvasına kadar. Evet, Ata Dede Örgütü diye bir özel haber var sevgili izleyiciler. Liderliğini sahte MIT kimlikli birinin yaptığı, bu da haber değil tabii, birinin değil. Sahte MIT kimlikli MKCM neyse yani onun yaptığı üyeleri arasında hakim, savcılar ve iş insanları ve subaylar bulunan dolandırıcılık çetesi çökertildi. MIT'in takibi aldığı örgütün lideri Pınar Taşçı Kot adlı Sacide fedakardı. Fedakar üyelerini örgütün asıl liderinin büyük Ata Dede Kot adlı biri olduğunu söylüyordu. Oysa böyle biri yoktu. Hadi canım. Örgütte bir ağır ceza hakimi, iki savcı FETÖ'den ihraç üstemende vardı. Kendilerini derin devletin ticari istihbarat ayağı diye pazarlıyorlardı. Çetenin faaliyetleri ise iş bulma, yurt dışına gönderme, devletle ilgili sorunları çözme gibi vaatlerle vatandaşı dolandırmaktı. Sahte MIT kimlikli taşıyan Sacide Fedakar ise FETÖ'den ihraç edilen eski üsteğmen Ali Ekşi Samsun'da yakalandı. 10 bin lira ödeyerek üye olunan Ata Dede adlı örgütün bağlantılı 370 kişilik isme ulaşıldı. Haber hiçbir şey anlatmıyor ama neler olduğunu biz buradan anlıyoruz. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Yıllar önce benim böyle bir polis dosyam vardı Milliyet'te. O duruyor hala. Polislerle ilgili küçük haberleri kesip koyuyordum. Mesela Hereke'de bir otobüs soyuldu. Otobüsü kendilerini polis olarak tanıtan hırsızlar soydu. Ne kadar yüzük, bilezik, kolye varsa onları, altınları da aldılar. Cebindeki paraları aldılar. İşte polis kılıklı soyguncular otobüsü soydu diye bir haber çıktı. İkinci ya da üçüncü günü ise sahte polis kılığında otobüs soyanlar gerçek polis çıktı diye haber var. Bunlar da gerçek MIT olabilir burada. Ata Dede de nerede derseniz hemen yukarılara bakarak olabilir. Para işi olunca insanın aklına doğrudan aynı adres geliyor. Neyse biz bunu bırakıp geçelim şimdi. Adil Bey ona dersini verdi. Bir şey anlatmıyor bu haber. Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bir ihaledeki yolsuzluk iddialarını bir kağıt gösteriyor. Altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam diyor. Ortada ıslak imza. Evet. Trabzon Sirmene'de balık çiftliklerine karşı mücadele veren sanatçı Gökçe Erhan'ın evi içindeki eserlerle birlikte şüpheli bir şekilde yanmıştı. Gökçe Erhan şimdi İstanbul'da misafir olarak bir atölyede çalışıyor. Sanatında yanan evin kömürleşmiş parçacıklarıyla yapıyor. Hatırlarsanız evini dedelerinden kalan özellikleriyle koruyordu. Aynı zamanda da
Evi yandıktan sonra da yine basın açıklaması yaptı. Balık çiftlikleri Karadeniz'i kirletiyor dedi. Geri adım atmadı. Onunla ilgili de evi yakanlar bulunamadı. Ne kadar şey değil mi? Kim yakmış olabilir onu? Balık çiftliklerini protesto eden ve oradan büyük paralar kazananlar orada dururken, yanan evde burada dururken bir de tehdit ediyorlar. Kadın olduğun için kadın başına bu işlere girişme diye. O da geri adım atmadı. Ama evini yakanlar bulunamadı. Böyle de bir şey var. Şimdi sevgili izleyiciler, gazete penceremize geçelim. Bir de oradan bakalım. Evet. Gazete pencere de bugün neler var? TÜİK Başkanı görevden alındı biliyorsunuz. Yani bizim yayında olmadığımız gün Mustafa Sağlamer kardeşimiz bunu sizlerle paylaşmıştı. Enflasyon da faiz gibi mi inecek diye soruyor İbrahim Turan diyor. Hem Cumhurbaşkanı hem de hükümetin ekonomi kurmayları ısrarla enflasyonun düşeceğini söylüyor. Ancak ekonomistler tam tersi fikirdeler. Evet. Özkale TÜİK'te 20 ayda 4 başkan değiştirecek ne olmuş olabilir diyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun başkanının görevden alınması ve çocuk üzerinden siyasete çok büyük tepki geldi. Kılıçdaroğlu şöyle söyledi. Hikayeyi biliyorsunuz sizlerle paylaştık. Tablo beni çok üzdü. O güzel evladımızın hiçbir kabahati yok. Paylaşımlarınızı silin. Kabahat onun tepesinde duran kişide. Davutoğlu küçük çocuk dedesi yaşında bir kişiye hakaret ediyor. Yanı başında büyükleri gülerek izliyor. Bu mu bizim ahlakımız? Öyle demeyecek. Bu mu sizin ahlakınız? Ben de evet diyeceğim. Temel Karamollaoğlu çocukların temiz yüreğini siyasetin kirli sözleriyle yaralamayın. Bırakın onlar saf ve masum kalsın. Çocuklarını dilendiren, hırsızlık yaptıran anne babalardan hiçbir farkı yok bu uygulamanın. Günlük ölüm sayısı 189 olarak vermiş. Ve fabrika çıkışlı ikinci el dönemi başlıyor. Fabrikalar ikinci el. Evet, ikinci el. Araçları bakımdan geçirerek satacaklar. Gazete pencerede denetlenecek. Aralarında Gazete Pencere'nde bulunduğu bir grup medya kuruluşu Faruk Bildirici'nin ombudsmanı olarak tanıdı. Faruk Bildirici ilk yazısında Türkiye'de medyanın öz denetimi yoluyla yeni bir sayfa açıyor. En az güvenilen meslek grupları arasında yer alan gazeteciliğin itibarını arttırmak için çıkıyoruz bu yolculuğa dedi. Demek ki bir gündeki başlık tam olarak yansıtmıyor. Faruk Bildirici bütün gazetelerde yazısı yayınlanacak ve tümünü denetleyecekmiş. Nadal şampiyon, fazla bilgisi yok burada. Evet, ve gazetenin içi de çok güzel. Evet, buradan gazete taşımadan gazete okumak da mümkün. Son bir dakikaya gelmişiz. Postayla da biz bu bölümü bitirelim sevgili izleyiciler. Postanın manşetinde örümcek adamın gücü diyor. Yürüyemez denilen engelli küçük Abbas tedavi gördü. Merkezde doktorların örümcek adam kostümü hediye etmesiyle inanılmaz motive oldu. Kostümü üzerinden hiç çıkarmayan Abbas büyük azim göstererek kendi başına yürümeyi başardı diyor. Bu da hayatın içinden güzel bir motivasyon haberi. Tahtalı eğitim, Ukraynalılar tahta tüfeklerle şeyi görüyorlar.
eğitim görüyorlar tüfeğin nasıl tutulduğunu. Ama buradan nasıl tutulmadığını, tutulmayacağını ben de buradan görüyorum. Evet, üçlü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş. Antalya Side'de Elvan Küçük Hatun evine çağırdı arkadaşı Kadir Demir'i. Cinsel organı kestikten sonra bıçaklayarak öldürmüştü. Küçük Hatun'un birlikte yaşadığı Alman sevgilisi Nadia Angela Grosser'ın ifadesi olayın ayrıntıları ortaya çıkarttı. Çok karmaşık, filmlik bir olay. Evet sevgili izleyiciler, birinci bölümün sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara, saat başında turizmci dostumuz Cem Polatoğlu ile karşınızda olacağız.